Son dönemde YouTube kanalımda fotoğrafçılıkla ilgili birçok video yaptım. Yeri geldi Greenbox perdesinin önüne geçtim. Yeri geldi cep telefonumu aldım. Mobil fotoğrafçılıkla ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yeri geldi emektar fotoğraf makinemle dışarı çıkıp sizlere belli bir mekandan örnek fotoğraflar göstermeye çalıştım. Bu videonun konusu da aslında yine fotoğrafla ilgili olacak. Fotoğraf çekmenin insan beden üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Bu arada beni ilk defa bu videoyla izliyorsan eğer merhabalar ben Ferhat YouTube kanalıma hoş geldin. Bu kanalda fotoğraf, seyahat ve vlog içerikli videolar üretip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet artık videonun konusuna dönelim. Fotoğraf çekmenin insan üzerindeki etkilerinden bahsedelim. Birinci etkimiz fiziksel etkiler nedir bu fiziksel etkiler? Gün içinde fotoğraf çekerken doğru anı ve kareyi ararken kilometrelerce yol yürümemiz gerekebiliyor. Örnek veriyorum sokak fotoğrafçısınız. O doğru anı, aklınızdaki kareyi bulmak için kilometrelerce mesafe kat ediyorsunuz. Sokak fotoğrafçılığının haricinde doğa fotoğrafçısı olun, spor fotoğrafçısı olun. Yine bir anı ve bir kareyi aradığımız için bir yol kat etmemiz gerekiyor. Fiziksel olarak sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. İşte yapmış olduğumuz bu dakikalarca, saatlerce yürümemiz bu hareket bedenimizi fiziksel olarak güçlü kılıyor. Spor salonunda o ha hu h diye haka dansçısı olmasa da yani orada bir fiziksel kütle kazanma konusu var. Zor bir iş. Saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum tabii ki ama biz daha çok kardiyo tarafında işte o ter, bacak kaslarımızda sürekli fiziksel olarak yürüme halindeyiz. tripod kuruyoruz. Sürekli ellerimiz işte filtre tak. Aksi diğer lensi çıkar. Yani elimiz, ayaklarımız, bedenimiz sürekli olarak hareket halinde bu harekette bizi zinde ve güçlü tutuyor. Evet gelelim ikinci maddemize duygusal etki. Nedir fotoğraf çekmenin insan üzerindeki duygusal etkisi? Fotoğraf çekerken aslında sevdiğimiz ve keyif aldığımız bir şeyi yapıyoruz. Ticari olarak bu işi yapmıyorsanız eğer amatör fotoğrafçısınız, hobi olarak bu işi yapıyorsanız eğer mutlu olduğunuz, keyif aldığınız bir şeyi yapıyorsunuz. Çünkü kimse zorla ya fotoğraf makinemi o ağır çantamı alayım da dışarıya çıkayım, saatlerce, kilometrelerce yol yürüyeyim diye zorla bir şey yapmaz. Bunu severek ve isteyerek yapıyoruz. Severek ve isteyerek yaptığımız bir şeyin de psikolojimize, ruhumuza etkisi olumlu oluyor. Çünkü fotoğraf çekerken aslında kafanız boşalıyor. O aklınızdaki kareyi yakaladığınızda o size verdiği o has mutluluk bunlar gerçekten duygusal olarak insanı güçlü tutuyor. Birinci maddemiz fiziksel madde çok önemliydi. İnsan bedeninin güçlü olması gerekiyordu. Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü vardır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Biz fotoğraf çekerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Yani fiziksel olarak kendimizi aslında hazırlıyoruz. İkinci en önemli konu mental konu psikolojimiz. Yani duygusal anlamda da her zaman güçlü olmamız gerekiyor. Fotoğraf çekerek, sevdiğimiz işi yaparak aslında bu duygusal anlamda da kendimizi güçlü kılıyoruz. Bir de özel anlarımız var. Bizler için her birimizin çok değerli olan fotoğraf çekerek bu özel anları dondurabiliriz. Ne bileyim, o an orada bir aile büyüğünüz olabilir, çok sevdiğiniz bir insan olabilir. Çok çok ileride zaman geçtikçe geçmişe dönüp baktığınızda o fotoğrafa baktığınızda duygusal olarak sizde hala çok büyük etkileri oluyor. Bu da psikolojik olarak aslında bizleri besliyor. Yani ikinci önemli konuda duygusal etki maddesinde bu şekilde bitirmiş olayım. Gelelim üçüncü maddemize sosyal etkiler. Fotoğraf sosyal bir etkinliktir. Yani fotoğraf çekmek için dışarıya çıktığımızda istesek de istemesek de sosyalleşmek durumunda kalıyoruz. Ben kapanık biriyim. Ya yani insanlarla çok fazla diyalog kuramıyorum diyorsan eğer al kardeşim bir fotoğraf makinesi çık sokaklara, gez diyebilirim. Neden? Çünkü örnek veriyorum sokak fotoğrafçılığı yapın. Sokaklarda gezerken insanlarla iç içe oluyorsunuz. Örnek veriyorum bir simitçinin, balık tutan bir insanın fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Abiyle bir iletişim halinde olmanız gerekiyor. Buradaki anahtar kelime iletişim Ondan fotoğraf çekmek için müsaade almanız gerekiyor. İşte fotoğrafını çekiyorsunuz, kendisine gösteriyorsunuz. Burada aslında bir sıcaklık, bir iletişim başlıyor. Çekebilir miyim abi? Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Çekebilir miyim iki fotoğraf? Sorry, sağ ol. Abi yapma, <laughs> iade edeyim silerim. Hayırlı işler, sağ ol. <laughs> Yine bir diğer sosyal madde, çok fazla fotoğraf grupları var. Ücretli olsun, ücretsiz olsun. Katılıp yararlanabileceğiniz, yeni insanlar tanıyabileceğiniz birçok gruplar var. Ben de elimden geldiğince boş vakitlerimde katılıp etkinliklerde insanlarla tanışıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu gruplara dahil olduğunuzda, bu grupların bir parçası olduğunuzda hiç tanımadığınız insanlarla çektiğiniz fotoğraflar üzerine, onların çektiği fotoğraflar üzerine bir sohbet edebiliyorsunuz. Farklı bilgiler edinebiliyorsunuz. Yani bir grubun parçası olarak aslında sosyalleşmiş oluyorsunuz. Şehir içinde, ülke içinde, ne bileyim yurt dışında fotoğraf gezileri oluyor. Yine bu gezilerin bir parçası olduğunuzda bir grubun parçası olmuş oluyorsunuz. Yine aynı şekilde fotoğraf sizi böyle siz istemeseniz de ne bileyim asosyal olabilirsiniz, kapanık olabilirsiniz ama fotoğraf arkanızdan sizi o insan toplumunun içine itmeye başlıyor. Yani ister tek olun ister bir fotoğraf etkinliği bir grubun parçası olun fotoğraf seyahatlerine gidin isteseniz de istemeseniz de insanlarla iletişim halinde sosyalleşme halinde oluyorsunuz bu çok çok önemli bir artı gerçekten bu da yine duygusal tarafınızda bu sosyallik aslında biraz da ikinci maddemiz duygusallık tarafını da besliyor gelelim benim çıkardığım son maddeye bilgi fotoğrafın insan üzerinde nasıl böyle bir etkisi olabiliyor fotoğrafçılığa başladığınızda Fotoğrafla ilgili teknik terimleri bilmeniz gerekiyor. İşte ISO, diyafram, enstantane bunları bir yandan öğrenmeye başlıyorsunuz. Daha sonra işte ışık, gölge, kompozisyon nasıl bir kare oluşturabilirim? Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmaya başlıyorsunuz. İşte ilk teknik terimden makineyi öğrenmeden açma, kapama, işte diğer ISO, diyafram saydığım şeylerden geliyorsunuz. İkinci konumuz ışık, gölge, kompozisyon, konumlandırma bunlar sizi bilgi anlamında dolduruyor. Bir de kullandığımız bu ürünler elektronik ürünler. Makine başlı başına komple bir konu açması, kurcalaması, video modu, fotoğraf modundaki işte o teknik değerler bunları öğrenmek durumunda kalıyoruz. Yani fotoğraf bize teknolojik ürünleri öğrenmeye de birazcık aslında itiyor. Lensi olsun ya da kullandığımız besleyici, mikrofon gibi ek aksesuarlar olsun farklı farklı ürünleri kullanmaya, bu ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmaya da bizi zorla böyle ittiriyor. Bu da bizler için olumlu bir etki. Tabii ki teknolojik ürünleri de öğrenmeye başladıkça kendimizi biraz daha dolduruyoruz. Evet, ben bu videoda fotoğrafın insan üzerindeki etkilerinden bahsettim. Fiziksel, duygusal, sosyal ve bilgi anlamında insana katmış olduğu etkilerden bahsettim. Sizin aklınıza gelen farklı bir konu, atladığım bir şey varsa hakikaten mutlaka yorumlar kısmına yazın ki farklı insanlar da görebilsin. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım kısa fakat faydalı bir video olmuştur. Sizlerden bir ricam var. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek ve benzer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.